Şepitli suikastinin üzerinden bu kadar zaman geçti ama hafızalarda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref İttis'in uçağının düşürülmesi son derece taze. Eşref İttis hayatını 17 Şubat 1993'te kaybetti. Ancak Eşref İttis'in öldürülmesiyle ona duyulan hıncın gitmediğini, daha da arttığını yaşanan son olaylarla görüyoruz. Eşref İttis bildiğiniz gibi Ergenekon soruşturması nedeniyle MİT müsteşarlığının hazırladığı ve dava konusunun temeli yapılan belgede ismi Ergenekon örgütünün yöneticilerinin arasında geçiyor. Bir kere daha vurguluyorum, MİT müsteşarlığının hazırladığı raporda Ergenekon'un tepe yöneticilerinin arasında geçiyor Eşref İttis'in adı. Duyulan hıncın boyutunu anlamamız için bu son derece çarpıcı bir gelişme. Eşref İttis'i öldürmekle yetinmediler. Eşref İttis'e duyulan hınç bugün Ergenekon davasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin vatanseverlerinin hedef alınmasıyla devam ediyor. Eşref İttis hayatta olsaydı o da bugün Silivri'de Türkiye'nin bağımsızlığını, ülkemizin geleceğini düşünen diğer aydınlarımız gibi cezaevinde olacaktı. Eşref İttis'i anmaya, Eşref İttis'in temsil ettiği değerlere sahip çıkmaya kuşkusuz Türkiye'nin öncüleri devam edecekler. Eşref İttis hayatını ortaya koyarak sorumluluk üstlendi ve düşmanın hedefi oldu. Düşman neyi hedefliyor? İşte Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanının ifade ettiği gibi Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin Amerika'nın kriz bölgelerinde taşeron olması görevinin önüne bir engel diktiği için, engel olduğu için, sorumluluk üstlendiği için hedef alındı ve hayatına kastedildi. Çok öğreticidir. Yayınlayacağımız toplantı İşçi Partisi tarafından düzenlenmiş bir toplantı. 1998 yılında Eşref İttis'in katledilmesinden 5 yıl sonra İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 27 Mayıs devriminin tarihi önderlerinden İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sükrü Karaman'ın Eşref İttis'e ilişkin değerlendirmeleri çok çarpıcı. O gün yapılan değerlendirmeler bugün de geçerliğini koruyor. Bugün yaşadığımız olaylar aslında Eşref İttis'in hayatına kastedilen faaliyetlerin devamını gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, Türkiye'nin devrimci öncülerine karşı hayasız bir saldırı var. Kaba kuvvet saldırısı. O gün Eşref İttis'in uçağının düşürülmesinin üstü buzlanma yalanıyla örtüldü. Bugünse hukuk devleti yargıya havale edelim tavrıyla sürdürülüyor. Buzlanma yalanı nasıl tarihin gerçekleriyle tuz buz olduysa bugünkü o düşmanın müdahalesine imkan sağlayan, düşmanın önünü açan hukuk çözsün, yargı çözsün, hukuk devleti gereğini yapsın tavrınışı aynı şekilde gerçekler karşısında yerle bir olacak. Ve Türkiye Eşref İttis'in şahsında bağımsızlığını, bütünlüğünü ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele ruhunu, gerekirse bunun için canını verme kararlılığını defalarca yine yeniden anacak, değerlendirecek. Eşref İttis öldürdük diye onlar bir hesap yaptılar. Ama bu hesabın yanlış olduğu önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Eşref İttis bugün toprağın altından mücadelesini sürdürüyor. Eşref İttis onların uykularını kaçırıyor. Çünkü Türkiye'de Kemalist devrimin kazandırdığı bağımsız yaşama, başıdik yaşama, huzur ve refah içinde yaşama arzusunu Eşref İttis'i katlederek ortadan kaldırmak mümkün değil. Eşref İttis'in hayatına kastedilmesi, Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı'nın
canının ortadan kaldırılmasının hesabı, inanınız, bir gün sorulacak ve bu hesap sorulma döneminin yakınlaştığı müjdesiyle sizi Eşref Bitlis'i anma toplantısıyla ve Eşref Bitlis'in uçağının düşürülmesine ilişkin hazırlanan buzlanma belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Saygılarımızla. Jandarma binbaşı H.Ö. komutasındaki din patlayıcıları cuma namazından 10 dakika önce patlatacaktı. Bunalıma giren asker daha önce tartıştığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Çuntacıların milletin başını ezmek için hazırladığı bir darbe planı daha deşifre oldu. Gölcük Donanma Komutanlığındaki gizli bölmede bulunan belgeler... Jiten bazı dönemlerde PKK'yı kullandı. Askeri casusluk ve şantaj soruşturması kapsamında bulunan belgelerin... Hedef seçilen bir başka camiyi Beyazıt, kanlı provokasyonun adı da Sakal'dı. Çarşaf eylem planına göre jandarma yüzbaşı HT komutasındaki eylem timi cuma günü Fatih Camii'nde bomba patlatacak, bölgedeki kışkırtıcılar da cemaatten sağ kalanları sokağa döküp kaos çıkaracaklardı. Her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında gördüğümüz Türk ordusuna yönelik tertipler zincirinin ilk halkası. Eşref Bitlis suikasti. Helikopterle hareket ettik. 10 dakika veya 15 dakika sonra Amerikan F-15'leri bizi rahatsız etti. Hem de ne kadar biliyor musun? İşte bu kadar mesafe. Yani şu kadar. Çok kısa, evet, çok yakın. Çünkü helikopteri bayağı salladı yani. O dönem Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nı yürüten Orgeneral Necati Özgen'in aktardığı bu olay, Eşref Bitlis öldürülmeden sadece 2 ay önce gerçekleşti. İçinde çok önemli 2 orgeneralimizi taşıyan helikopter, çekiç güce bağlı uçaklar tarafından düşürülmeye çalışılmıştı. Onları rahatsız eden neydi? Orgeneral Eşref Bitlis neden hedef seçilmişti? Bu soruların yanıtı helikopterin nereye ve ne amaçla gittiğinde saklı. Bu resimde Barzani'nin Selahattin kentinde bizi misafir ettiği ve gece orada kaldık, biz orada yattık yani. Erbil'e indik. Orada 2 gece bizi, işte 1 gece bizi misafir etti ve biz orada bu protokolü imzaladık. İmzaladık. Yani 67 tane karakol kurulacak. Bu 67 karakolun ihtiyaçları bizim tarafımızdan, yani devlet tarafından karşılanacak. Ondan sonra bunlar da o bölgede teröristler bir daha bu bölgede Türkiye'ye karşı bir harekat icra etmesin sınırlardan itibaren diye. Şu anda bu protokol Ece Hanım Efendi Jandarma Genel Komutanlığı'nın karargahında mevcut. Orgeneral Bitlis bir askerden beklenmeyecek bir girişimle takım elbisesini giyip Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ile görüşüyor, hep Genel Başkanı Ahmet Türk ile televizyon programına çıkıyordu. Demokratik haklar deyince yasal olarak yasalarımıza göre Türkiye'nin ayrılmış bir bölümü yoktur. Bunu evvela vurgulamak istiyorum. İkinci olarak da Güneydoğu Anadolu'da geri kalmışlık varsa şayet, ki bunu çok güzel anlattılar rakamlarla, Orta Anadolu'da da ilçelerimiz vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orgeneral Eşref Bitlis'i parçalara ayırarak yok etmeye varan hiddetinin nedeni kamuoyunda Bitlis planı olarak bilinen politikasıydı. Orgeneral Eşref Bitlis, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin oluşturacağı bölgesel girişimin Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamasını istiyordu.
Amacı Amerika'nın Kürt devletçiği projesini işlemez hale getirmekti. Bu politikanın en önemli ayağı Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin Bağdat yönetimiyle anlaşmasını sağlayarak çekiç gücün bölgeden uzaklaştırılmasıydı. Eşref Bitlis bugün tanınma noktasına gelen kukla devletin kurulmasını engellemek istiyordu. Eşref Bitlis çekiç güçten çok rahatsızdı. Hı hı. Ve çekiç gücün şemsiyesi altında 36. paralel, yani Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin Amerika tarafından hazırlandığını söylüyordu ve bir de Amerikan uçakları PKK'ya yardım malzemesi atıyor diyordu. Hı hı. Yani dolayısıyla hani Amerika'nın karışmadığı bir sistem içinde biz bunu halledelim görüşü vardı. Hani böyle bir suikast olduysa burada bir kere Amerikan parmağı vardır. Ülkesinin ve halkının güven ve emniyetinin asli bekçisi olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bu görevini başarıyla gittikçe büyüyerek, güçlenerek sürdürmektedir. Tam savunma gösterdiğimiz istihbarat güzel. Irak'ın kuzeyine yapılan geniş kapsamlı ilk sınır ötesi harekat 1992 yılı Ekim ayında onun komutasında yapıldı. Harekatın yapıldığı topraklar 1991 Körfez saldırısından sonra fiilen Amerikan denetimindeydi. Bu harekata komutanlık yapan Orgeneral Eşref Bitlis 1991 yılı başında Türk ordusunun Amerika'nın hesabına Irak'ın kuzeyine girmesi planına da açıktan karşı çıkmıştı. Türkiye kriz bölgelerinde müdahale gücü olmalı Amerika'nın. Hangi bölgeler onlar? Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya. Ama buna direnen Türkiye'de önemli bir kuvvet var. Körfez Savaşı'nda da bu ortaya çıktı. Kurtta sulh, cihanda sulh diyor ve bu kanlı maceralara karşı koyuyor. Orgeneral Eşref Bitlis, Büyük Orta Doğu projesiyle gün yüzüne çıkan Amerika'nın Türkiye'yi parçalara ayırma planına cesaretle karşı çıkıyordu. Bu komutan Türkiye'nin gelecekteki Genelkurmay Başkanı'ydı. MIT'in eski kontrterör merkezi başkanı Mehmet Eymür'ün ezberlettiği suçlamaları polis kamerasına kaydettirilen Tuncay Güney, Ergenekon tertibinin hedefinde Orgeneral Eşref Bitlis olduğunu defalarca söylüyordu. Ergenekon'u çekirdek kadrosunu saydın. 11-12 kişilik bir kadro. O kadroyu birden tekrar sayarız. Her şekilde kadro olarak. Orgeneral Bitlis, MIT'in hazırladığı Ergenekon şemasında en tepedeki isimlerden biri. Adı bu şemaya yazıldı. Çünkü öldürülmeden önce Amerika'nın daha 1970'li yılların sonunda Başkan Jimmy Carter zamanında Orta Doğu'ya asker çıkarmayı hedeflediği gizli planını belgelemişti. Orgeneral Bitlis bu planı Cumhurbaşkanı Özal'a bildirdi. Özal ise Bitlis'in raporlarını Amerikan Başkanı Bush'a ve Amerikan Savunma Bakanı Cheney'e bildirdi. Amerikan derin devletinin başı olan Dick Cheney, Orgeneral Bitlis'i kişisel bir hedef olarak belirlemişti. Atıcı 4'e de ki atıcı 1'in takım komutanı senden görüşecek veya bölük komutanı senden görüşecek diye bir şey. Atıcı 4! Karşında mı şimdi? Evet komutan, şimdi karşımda. 17 Şubat 1993 Çarşamba. Orgeneral Eşref Bitlis nihai bir sınır ötesi harekatın hazırlıklarını görmek için Diyarbakır'a gidecekti. Dışarıda hafif kar yağıyordu. Uçağı kullanacak olan kara pilot binbaşı Yaşar Eriyan sabah saat 6.30'da nöbetçi asubay tarafından uyandırıldı. Uçağı onun kullanmasını ona çok güvenen Orgeneral Bitlis istemişti. Bitlis yaşamının tehlikede olduğunu bildiğinden temkinliydi. İkinci pilot kurmay yüzbaşı Tuğrul Sezginler de o gün uçuşu olmamasına rağmen Eşref Bitlis'in tercihiyle ekipte yer almıştı. Sezginler, Genelkurmay Başkanlığı'nın çekiç güçteki ilk gözlemci subaylarındandı. Kuzey Irak'ta saptadıklarını doğrudan Orgeneral Bitlis'e rapor ediyordu. Amerikan helikopterleri PKK'ya yardım malzemesi atıyordu. Amerikalıların zaman zaman PKK ile bir dirsek teması içinde olduğu 1990'lı yıllardan beri bilinen bir husus.
Orgeneral Bitlis, çekiç gücün Türkiye düşmanı faaliyetlerini yakından takip ediyor, raporlar hazırlıyordu. Eşref Paşa, Amerikalıların PKK'ya yardım ettiğini biliyordu, söylüyordu. Kuzey Irak'taki kamplara gidildiğinde orada İncirlik'teki Amerikan askerlerinin kullandığı gıda torbalarının ya da ilaç torbalarının dolu veya boş ya da yarı boş, yarı dolu şeklinde bu kamplarda bulunduğunu kendisi söylemişti. Kendisinden duydum. Torbaları da gördüm. Orgeneral Eşref Bitlis, Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde kurmak istediği 2. İsrail Devleti'ni engellemeye dönük eylemler içindeydi. Irak'ın bölünmesine karşıydı. Çünkü Irak'ın bölünmesinin Türkiye'nin bölünmesine yol açacağını görüyordu. Bunu bizzat Amerika'nın gizli planlarından saptamıştı. Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkarak Türkiye'nin bölünmesini engellemeye çalışıyordu. Kendi generalimize karşı bir kasıt vardır ve ülkemize karşı, bağımsızlığımıza karşı, Türkiye'nin geleceğine karşı bir kasıttır bu. Yoksa Eşref Bitlis Paşa'nın canının ötesinde bütün Türkiye'nin canı söz konusudur. Olayın üzerini örtememişlerdi. Aydınlık gazetesi ilk günden itibaren olayın peşine düştü. Israrlı yayınlar sonuç vermeye başlamıştı. Düşürülen uçağın ikinci pilotu Kurmay Yüzbaşı Tuğrul Sezginler'in ablası Saime Sezginler topladığı bilgileri aydınlığa iletti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve güvenliğine karşı bir saldırıdır. Şu noktada artık kardeşimden ziyade Türk vatandaşı olarak düşünüyorum. Elindeki bilgi ve belgeleri aydınlığa veren Sezginler ailesi avukat Nusret Senem'le birlikte dosyanın yeniden açılmasını istedi. Nusret Senem şu anda Ergenekon tutuklusu olarak bu programı muhtemelen Silivri'den cezaevinden seyrediyor. Bu dosyanın açılmasında Nusret Senem'in katkıları çok önemlidir, çabaları çok önemlidir. Şu anda Ergenekon davasından Silivri'de tutuklu bulunan avukat Senem, olayın üstündeki sis perdesinin biraz daha aralanmasını sağladı. Uçakta kaybolmuş parçalar var. Ayrıca motorların buzlanmadığına ilişkin bilirkişi raporu var. Bir rapor var, teknik rapor var. Bilirkişi raporu demeyeyim de Amerikalı uzmanların ve Türk Kara Kuvvetleri'nden bir albayın birlikte düzenledikleri bir rapor var. Buzlanma olmadığını gösteren. Bunu destekliyor. Netice olarak bu bilirkişi raporu değildi ama bu rapora hiçbir şekilde askeri çevrelerin itibar etmediğini gördük. Ayrıca birçok çelişkiler tespit ettik dosyada. Bilirkişiler de bugün tespit ettiğimiz noktaları doğruluyor. Biz oralardan giderek bunun sabotaj olduğu kanaatine varmıştık. Sezginler ailesi ve avukat Nusret Senem, uçağa sabotaj yapıldığını ortaya çıkartmak için Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sayesinde dosya bilirkişiye gitti. Eşref Bitlis Paşa'nın bir sabotaj neticesinde hayatını kaybetmiş olduğu kuvvet kazandı. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki bilirkişi raporları bunu açıkça gösteriyor. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bilirkişi tayin edilen İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri 4 Kasım 1996'da incelemelerini tamamlayıp raporlarını yazdı. Uzun araştırmalar sonucu hazırladıkları raporda uçağın düşmesinde buzlanmanın ve pilot hatasının etkili olduğunu gösteren yeterli ve tatminkar delil olmadığı belirtiliyordu. Bilirkişi Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ahmet Nuri Yüksel bu bulgular üzerine kendi kanaatini yıllar sonra kesin bir dille ifade etti. Bana göre bu bir sabotaj. Peki sabotajı kim planlamıştı? Dikçeni Romanya'dan Somali'ye kadar birçok emperyalist operasyonun yürütücüsüdür. Ama Türkiye için çok daha önemli bir suçu vardır. Evet, suçu vardır. Bizim Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağına yapılan sabotajın emrini vermiştir. Orgeneral Bitlis engelinin ortadan kaldırılmasına doğrudan Amerikalı bir grup komutan karar vermişti. Önce Amerikan Savunma Bakanı Dick Cheney'nin onayı alındı. Cinayet kararı 10 Ocak 1993'te Adana'da İncirlik Üssü'nde düzenlenen toplantıda verildi. Toplantıya Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kuzey Afrika ve Yakın Doğu Masası sorumlusu Elizabeth Shelton başkanlık etti.
Genelkurmay istihbaratı toplantıdaki 4 kişiyi sapladı. Onlar arasında çekiç gücün Irak'ın kuzeyindeki albay rütbeli 2 komutanı da bulunuyordu. Amerikalı Elizabeth Shelton adına, şu an Adana Başkonsolosu. Onun başrolü oynadığı, bizim bilmemiz ve tespit etmemiz imkan olmayan 4 tane toplantı Adana'da, İncirlik'te, Ankara'da yapılan toplantılar ki bu ordu istihbaratı tarafından saptanıyor. Bu toplantılarla bu sabotaj hazırlanıyor. Doğu Perinçek'in açıkladığı bu bilgiler elbette ki devletin güvenlik birimlerinin elinde de vardı. Ordunun Bitlis suikasti ile ilgili ilk açık değerlendirmesi 25 Ağustos 1996 tarihli Aydınlık dergisinde yer aldı. Orgeneral Bitlis ile uzun süre çalışmış bir general, bir askeri birlikte üniformalı iki kurmay albayın da hazır bulunduğu bir değerlendirmede Orgeneral Bitlis'in ölümünün Amerika'nın işi olduğunu söyledi. General Aydınlığa şunları söyledi. Eşref Paşa Amerika'ya çok karşıydı. Avrupa'ya yakındı. Ölümü Amerika'nın işi. Eşref Paşa'nın ölümünde rol oynayan özel harpçi subaylar şimdi Çiller'le beraber. Aydınlığa açıklamalar yapan bu general, Tansu Çiller'le beraber hareket eden bir gruptan söz ediyordu. Bu, birkaç yıl sonra kamyona çarpacak olan Gladio yapılanmasıydı. Çiller'in etrafında toplanan bu örgütün mensupları, aynı zamanda MİT Kontur Terör Merkezi'nde görev yapıyorlardı. Tesadüfe bakın ki, MİT Kontur Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede 1993 yılında göreve çağrıldığını açıklamıştı. 1993, Eşref Bitlis ve diğer cinayetlerin işlendiği yıldı. Oysa Mehmet Eymür'ün resmi ataması Çiller tarafından 1994 yılında yapıldı. Gladio'nun bugüne kadar gerçekleştirdiği dünya çapında en büyük cinayet Eşref Bitlis cinayetidir. Eşref Bitlis Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet kurmasına hayır demiştir ve bu nedenle öldürülmüştür. Adada güvenliğin ve barışın vazgeçilmez teminatı olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri barış harekatından bugüne kadar yüksek disiplin anlayışı ve birlik beraberlik içerisinde görevinin tam bilincinde olarak vazifesini yapmış ve yapmaya devam edecektir. Eşref Bitlis, NATO'nun Türkiye içinde kurduğu gizli örgüt aracılığıyla birliğimize yönelik eylemler yaptığını biliyordu. Adım adım yüzünü Amerikan tehdidine karşı dönen Türk ordusu, kontur gerilla olarak da bilinen Gladio örgütlenmesini tasfiye etmeye çalışıyordu. Özel Harp Dairesi'ni milli bir yapıya kavuşturma çalışmaları 1992'de başladı. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu. 1994 yılında Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı olunca süreç hızlandı. Bunun üzerine Gladio, yaşama alanı bulamadığı Türk Silahlı Kuvvetleri içinden polis teşkilatı içine kayacaktı. Thank you.